Öncelikle Five Nights at the Freddy's'i daha önce oynamayanlar veya bilmeyenler için bile izlenilebilecek düzeyde bir video hazırlamak istedim. Yani bu oyunu daha önce oynamadıysanız veya hakkında bir bilginiz yoksa bile bu videodan bir şeyler anlayacaksınız. Hatta belki konu ilginizi çekebilir, bu oyunu siz de oynayabilirsiniz. Bu video bu evrene giriş için bir anahtar niteliği olacak. Bazı gizemli sorular soracağım oyunla alakalı ve bunların cevaplarını bu videoda vereceğim. Fakat bazı soruların cevaplarını ise ilerleyen partlarda göreceksiniz. Öyleyse oyun hakkında genel bir bilgilendirme yapmanın vakti geldi. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Oyundaki hikayemizde Freddy Fazbear isimli bir restorantımız, bir pizzacı dükkanımız var. Bu pizzacıyı diğer pizzacılardan ayıran özellik ise servis ve eğlence sektöründe bazı animatroniklerin olması, yani bazı robotların olması. Bu animatronikler şarkı söyleyip dans edebiliyor ve insanlara pizzalarını verebiliyordu. Fakat gerçekleşen bir arıza sebebiyle bu robotlar saat gece 12'den sabah 6'ya kadar onlara verilmiş olan görevlerin dışında başka işler yapmaya başladılar. Kapalı olan animatronikler kendi kendine açılıyor ve Fazbear restoranında gezinebiliyorlar. Biz de ilk oyunla beraber bu robotları kontrol altında tutabilecek bir güvenlik görevlisini oynuyoruz. Amacınız ise bu animatroniklerin kesinlikle sizin odanıza girmemesini sağlamak. Bizim amacımızı anladık. Fakat animatroniklerin amacı ne? Neden bizi yakalamak istiyorlar? Bu sorunun cevabını vermeden önce animatronikleri biraz tanıyalım isterim. Temelde 4 tane animatronik var. Bonnie, kendisi bir tavşan olur. Chica, tavuk. Foxy, tilki. Ve son olarak Freddy, bir ayı. Oyuna ilk girdiğinizde ve görevli olarak başladığınız zaman sizinle telefonda konuşacak bir güvenlik görevlisi de var tabii ki. Hello! I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Oyuncular ona Pongay diyorlar. Yani telefondaki adam gibi bir anlamı var. Pongay geçtiğiniz her gece boyunca sizinle konuşuyor ve size tavsiyeler veriyor. Amacınızsa 5 gece dayanmak. Animatronikler ilk gece pek de bir faaliyette bulunmuyorlar. Bunun amacı ise sizleri germek ve oyunu birazcık daha öğretmek. Saatler ilerledikçe animatroniklerin canlandığını, başka yerlere hareket ettiğini, kameraları bozduğunu, bazı garip sesler çıkardığını göreceksiniz. Bonnie, Chica ve Freddy genellikle aynı odada oluyor. Foxy içinse ayrı bir bölme var. Peki neden Foxy için ayrı bir bölme açıldı? Söylenene göre bir ısırık vakası gerçekleşti. Animatroniklerden bir tanesi çocuğun birine saldırdı ve onun kafatasının ön lobunu parçaladı. Foxy'yi ayırmaları ve arızalı yazısını koymaları, Foxy'nin bir çocuğa saldırmış olabilme ihtimalini yüksek oranda arttırıyordu. Peki gerçekten de çocuğu Foxy mi ısırdı? Aslında bir tane ısırılma vakası yok. İki farklı ısırılma vakası var ve ikisini de iki farklı animatronik gerçekleştiriyor. Isırılma vakasına çok daha sonra geleceğim. Bir sonraki partlarda daha detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Bu video oyunu bilmeyenlere tanıtmak amaçlı böyle giriş videosu olacak. O yüzden pek de fazla gizemlere girmeyeceğim. Oyunda her gece ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor ve animatroniklerin davranışları bayağı bir hızlanıyor. Daha etkin oluyorlar diyebiliriz. Ve maalesef sınırlı bir güç kaynağımız var. Kapıları kapatabiliyoruz, ışıkları yakabiliyoruz ama bunların hepsine saat 6'ya kadar dayanabilecek bir enerjimiz var mı? İşte bu noktada siz devreye giriyorsunuz. Enerjiden tasarruf yapmayı seven biriyseniz bu oyun tam size göre. Fongay'ın söylediklerine göre animatroniklerin amacı sizi bir kostümün içine hapsetmek. Tıpkı kendileri gibi bir kostüme hapsetmeye çalışıyorlar. Animatroniklerin dış kısmını çıkardığımızda endoskeleton isimli bir iç iskelete sahip olduklarını görüyoruz.
İşte bu noktada animatroniklerin yüz tanıma ve vücut algılama yetenekleri zayıf olduğundan sizi bir iç iskelet olarak görüyor. Sizi bir endoskeleton olarak görüyorlar. Ve sizi kostümün içine koymaya çalışıyorlar. Sizi kostümün içine hapsetmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaları sebebi ise animatronikler çocuklarla haşır neşir olduğu zaman bazen bazı parçalarının ve kostümün bazı bölümlerinin çıkabileceğinden tekrar onu yerleştirmeleri için programlanmış olmaları. Fakat animatronikler sizi kostümün içine koyarken öldürüyorlar. Ve bu olayları sadece saat 12'den sabah 6'ya kadar yapıyorlar. Sizin de bu süre zarfında buna dayanmanız gerekiyor. Peki animatroniklerin bu şekilde davranmasını sağlayan, bu şekilde davranmasına iten şey ne? Bir arıza mı yoksa bambaşka bir şey mi? Five Nights at Freddy's ilk çıktığında, Five Nights at Freddy's'in yapımcısı olan olayla ilgili, hikayeyle ilgili şöyle bir ipucu vermişti. Oyun lanetlenen robotlar ile bir lanetlenmiş çocuk arasında geçiyor demişti. Yani oyun bir noktada mantık çerçevesinde gayet güzel bir şekilde ilerlerken maalesef işin içine bazı metafizik olaylar da giriyor. Yani ruhani bağlamlar, ruhani mühürlemeler de giriyor. Bu metafizik gizemlerin en büyüğü ise temelde 4 robottan farklı olan ve sadece 5. gece nadiren daha önceki gecelerde ortaya çıkan bir animatronik. Golden Freddy. Oyun tarihinin en gizemli karakterlerinden bir tanesi olan Golden Freddy, diğer animatroniklerin aksine bir içi iskelete sahip değil. Bir halüsinasyon olarak karşımıza çıkıyor ve herhangi bir saldırı faaliyetinde bulunmuyor. Fakat her şeye rağmen jumpscare yapma yeteneğine sahip. Golden Freddy'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de oyununuzu çökertmesi. Diğer animatroniklerin aksine Golden Freddy, oyununuzun çökmesine sebep olabilir. Oyunun asıl bel kemiği olan ve ana hikayesini oluşturan çok önemli bir öge var. O da mini games'ler. Her gece ilerlediğinizde karşınıza bir mini games çıkıyor ve bu mini games'ler sizlere oyun hikayesi anlamında bazı ipuçları veriyor. Mesela Foxy'nin mini games'inde 5 tane çocuk ruhuna sahip bir odaya giriyoruz ve Golden Freddy de dahil toplamda 5 animatronik var. Bu da zamanında öldürülmüş 5 çocuğun ruhuna işaret. Her çocuk için birer animatronik. Peki neden bize saldırıyorlar? İşte bu sorunun cevabı aslında bir sonraki videolarda gizli. Cevabı öğrenmek için takipte kalın. Five Nights at Freddy's'in temelde aslında gerçek hikayeleri tamamen uyumlu olan 4 tane oyunu var. Açıkçası diğer oyunlarda elbette hikayeye ekleme yapıyor fakat sezon finali gelmiş bir film gibi uzatmaya çalışıldığı için hikayenin etkisinde o kadar da çok büyük bir rol oynamıyorlar açıkçası. Bunlardan bir tanesi Five Nights at Freddy's Sister Locational. Temel hikayeye sonradan eklenmiş zorlama bir hikaye gibi geliyor. O yüzden biz de şimdilik sadece 4 oyun üzerinden değerlendireceğiz ve duruma göre diğer oyunlara da göz atacağız. Five Nights at Freddy's 1'de kameraları kontrol edebiliyoruz. Animatroniklerin bulunmuş olduğu ortam, koridorlar, yemek ve eğlence bölümü, tuvaletler, arka plandaki bazı odalar dahil birçok odayı kontrol edebiliyoruz. Lakin kameralarda gözükmeyen ve kameranın çalışmadığı sadece sesin duyulabildiği bir oda var. Bu oda mutfak diye geçiyor ve kamera altıda gözükebiliyor. Kesinlikle herhangi bir görüntü yok ve sadece ses var. Peki bu odada ne var? Oyunda birçok söylenen teoriye göre burada Golden Freddy var. Diğer bir teori ise çocukların cesetlerinin olduğu söyleniyor. Sesleri dikkatlice dinlediğinizde burada bazı metal takırtıları ve arada bir duyulan tencere tava takırtılarını duyabiliyorsunuz. En kabul gören teoriye göre ısırılma vakası burada gerçekleşti. Elbette tek gizemin bulunduğu oda bu değil. Isırılma vakasında şüphelenmiş olduğumuz Foxy'nin odası, yani Foxy'nin bulunmuş olduğu bölüm, arızalı yazısının bazen "O benim" yani "It's me" yazısıyla değiştiğini görebilirsiniz.
O benim dediğine göre sizce bu ne olabilir? Bu da ısırılma vakasındaki bahsi geçen animatronin aslında Fox olduğunu kanıtlar nitelikte. Bunun gibi pek çok soru işareti ve oyun içerisinde pek çok gizem bulunmakta. Oyunda aslında bir tane ısırık vakası değil, iki tane ısırık vakası var ve itme yazısı bazı animatroniklerin üzerinde gözükmekte. Bunlardan bir tanesi de Golden Freddy. İlerleyen videolarda elbette bunları daha detaylı, daha derin açacağız. Bence bugünlük bu kadarlık bilgi Final Fantasy Freddy's evrenine giriş için yeterli. Gelecek videoda Final Fantasy Freddy's 1 ve 2 için daha detaylı bir analizle karşınızda olacağız ve mini game'ler hakkında birazcık daha bilgi vereceğiz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.